Evet, herkese ama herkese merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Videoya geçmeden evvel sizlere hemen şunu söylemek istiyorum. Farkındayım, üzerinde mont yok, eldivenler yok. Eldivenleri niye almadım ben de bilmiyorum ya. Aslında eldivenleri takabilirdim. Unuttum, aceleyle çıktığım için böyle oldu. Mont, evet, yok. Hava çok sıcak ve kontrollü bir şekilde gideceğim için giyinmedim. Yani bu benim kendi tercihim. Mont giymeyi istemedim. Biliyorum giyinmem gerekiyor. Bütün koruyucu ekipmanlarımı takmam gerekiyor ama söylediğim gibi kendi tercihim. Giyinmedim. Hava çok sıcak. Başta bunu söyleyip, bu arada geçmiş olsun. Bir sıkıntı yok herhalde. Başta bunu söylemek istedim sizlere. İnce bir montum da olmadığı için, bu sıcakta yazlık file montum olmadığı için de deri montu giyinip gerçekten yanmak istemiyorum. Durumlar bundan ibaret ama eldivenleri alabilirdim. Eldivenleri her zaman takarım aslında ama niye bu sefer almadım, unuttum, bilmiyorum. Her neyse, konumuza gelecek olursak konumuz şu. Uzun yola gittim bildiğiniz üzere, Samsun'dan Antalya'ya, Antalya'dan geri Samsun'a yaklaşık 2000 kilometre, daha doğrusu 2000 kilometre tam yaptım. Bu yolculuk nasıl oldu, nasıl gelişti, sizlere onlardan bahsetmek istiyorum. Yolculuk şöyle oldu. Normalde ben tırla gidecektim abi Antalya'ya. Daha sonrasında yük istediğimiz gibi olmadı. İşte farklı şeyler çıktı. Yani yük iptal oldu diyeyim ben size kısacası. Sonrasında dedim ki hani ne yapacağız, ne edeceğiz. Öğlen vakitleri falandı. İş bakındım, iş de yok. Dedim bu saatten sonra ertesi günde zaten Arife, iş olmayacak. Ne yapalım o zaman, alalım dedim şeyi, motoru. Motorla dedim gideyim. Önce eve gittim, ufak bir çanta hazırladım. Çantayı hazırladıktan sonra hani içimde hala bir tereddüt var. Ona acaba hani çıksam mı yola, çıkmasam mı? Çıksam nasıl olur? Gidebilir miyim? Böyle bir ufak tefek endişelerim vardı ama sonrasında dedim ki hani hadi dedim atla git. Yani ne yapacaksın? Yapacak dedim başka bir şey yok. Hem bir uzun yol deneyimi olur. O yüzden hatta şöyle bir şey söyleyeyim sizlere, giderken ne bir video çektim, kameraları yanıma aldım, ne gelirken video çektim. Çünkü ilk uzun yol, motosiklette ilk uzun yol tecrübem olduğu için kendimi tamamen yola adapte ettim ve hani videoyla falan uğraşmak istemedim. Tam böyle şehir içinde kısa mesafede falan tamam dikkat edip çekiyoruz ama uzun yolda ne olacağı belli olmaz. Hani konuşurken pat diye önüme bir şey çıkabilir, dikkatimi dağılmaması için video çekmek istemedim. Yalnız şöyle bir şey, çok büyük tecrübe oldu benim için. Çok eksiklikler vardı. Anlık zaten yola çıktığım için pek bir araştırma zamanım olmadı. Aslında daha evvelden internete bakmışım, işte uzun yola çıkarken yanımıza ne almamız gerekir vesaire, bu tarz videoları izlemiştim ama benim zamanım olmadığı için yanıma bir şey alamadım. Beni en çok rahatsız eden şeylerden bir tanesi uzun yolda rüzgar sesi. Kulaklarım Antalya'ya gittiğimde gerçekten iptaldi. Size önerim, uzun yola çıkacaksanız kesinlikle ama kesinlikle kulak tıkacı alın. Ben bunu Antalya'da aldım. Gayet de kaliteli, güzel bir marka. Alpin. Racing motorlar için olan. Samsun'a gelene kadar rahat ettim. Birincisi bu abi. Kulak tıkacı. Bunlar zaten kendime de not. Hani ileride tekrardan bir uzun yol yaparsam kendime not olması için de kaydediyorum bu videoyu. İkincisi gerçekten sırt çantasıyla yolculuk yapacaksanız bir yerden sonra külfet oluyor. Yani sırtınızda bir ağırlık sizi rahatsız ediyor. Benimkinde fazla ağır bir şey yoktu. Yani 2-3 tane tişört vardı. Ama gene de sırtınızda sizi sıkıyor. Rahat hareket edemiyorsunuz. O yüzden gideceğiniz motora uygun bir böyle hörgüç çanta ya da universal tipleri var onların. Yani bütün motorlara kullanılabilen bir hörgüç çantalar oluyor. Şöyle yanlardan, motorun iki yanından birden asılan tarzda. İnternette resmini bulursam sağa sola bir yerlere, şuraya bir yerlere şöyle koyarım. Hörgüç çanta, çünkü sırtınızda bir şey olmasın abi, rahat hareket edin. Viraja falan gireceğinizde böyle hani çanta şey olmasın. Gerçi benim çantam böyle önden bağlamalıydı. Bayağı iki, hem belimden hem önden çıtı vardı. Bağlamalıydı, tam vücudumu kapsıyordu. Ama sırtınızda bir sonuçta ağırlık, belli bir uzun yol gittiğinizde sıkıntı olabiliyor. File arka tarafa mesela çantayı sabitlemek için böyle o zımbırtılar var. Lastikli zımbırtılar, onlardan bir dahaki sefere almayı planlıyorum. Bir diğeri ise Samsun'dan dönerken çok sıkıntı yaşadım. Samsun'a kadar geldim, yağmur yoktu. Kesinlikle ama kesinlikle yağmurluk.
Yani Samsun'a girerken motorun, bakın halini göstereyim sizlere, çamur içinde motor. Yağmurluk kesinlikle olmazsa olmaz yani, yağmurluk olması gerekiyor. Çünkü nerede ne zaman yağmur yağacağını anlamıyorsunuz. Ben Havza'dan beri sırılsıklam olarak geldim. Mecbur bir yerde de duramam. Çünkü Samsun'da yağış olduğunu biliyordum. Aslında çıkarken alabilirdim filan. Dedim hani yağışa denk gelmezsek, yağmur yağmazsa falan. Yani bizimkisi biraz da böyle heyecan. Ama geldik. Yani belki yağmur durur diye düşündük ama dediğim gibi yani bunlar hazırsızlık olduğum için, yani hazırsız yakalandığım için böyle oldu. Anlık yola çıkmamdan dolayı. Bir tek bu gezide temin edebildiğim kulaklık oldu. Çünkü onlara dayanamıyordum yani. Direkt Antalya'ya gider gitmez kulaklık aldım. Çünkü sağır kalabilirsin ya. Gerçekten efsane bir ses yani. O kulaklığı bir daha hayatta takmadan, hani uzun yol yapar mıyım? Kesinlikle yapmam. Dediğim gibi yani en önemlisi benim için şu an kulaklıktı. Çünkü Shure NXR kullanıyorum. Hani belli bir hızdan sonra efsane derecede şey alıyor, rüzgar alıyor yani. Hani kulak bölümünden. Bir de doğru taktığım halde yani hani altını falan bağlıyorum. Hiçbir zaman bağlamadan yola çıkmam. Kulaklık önemli yani. Benim en büyük kıstasım kulaklık oldu. Daha sonra işte çanta. Bu arada şeye gelmek için, yakıta gelmek, hiç yakıt kollamadım. Yani aman efendim yüzde gideyim de azacaksın, şöyle olsun böyle olsun hiçbir zaman demedim. Direktman hani şimdi öğlen vakitlerine yakında çıktığım için Antalya'ya gece varmamak için biraz böyle tempolu gittim. Yaklaşık yakıt ortalamamı sizlere söylemek istiyorum. Yakıt ortalamam 5,5 litre falan yaktım 100 kilometrede. Siz tahmin edebilirsiniz nasıl gittiğimi. Baya yani hani tempolu sürdüm. Normalde işte 100-100 veya bu eco mod açıyor ya, hani mesela şurada yanıyor şu an. 129'un altında, 129, 130'a geçtiğinizde eco mod modu kapanıyor. O sadece bir ışık yani. Aslında yani 100'de ve 110-120 otomobilin seyredebileceği hızlarda, normal süratlerde gitmiş olsanız yakıtı işte 4 litrelere falan indiği söyleniyor. Ama şöyle bir şey, gerçekten keyif almak için gittim ve yakıt düşünmedim. O yüzden gidişimde 300 küsür liralık bir yakıt yaktı. Gelişimde de aynı şekilde 300 küsür liralık. Buradan yakıtıma, Gönüş Yakıtıma sponsor olan babama da çok selam göndermek istiyorum. Onu da sağa sola bir yere Instagram hesabını etiket. gelişimde yani şöyle bir şey, motor bana 150 lira yaktı gibi bir şey oldu. Hani gidişte 150, dönüşte 150 yakmış gibi bir şey oldu. Sağ olsun babam, canım babam, seviyorum. Babalar günü geçmiş olmasına rağmen babalar günü tekrarını tutuyorum. Çok teşekkür ederim. Yakıt da böyle yani, hani ben şöyle söyleyeyim yani, genel olarak 140, ya 140 hiç düşmedim desem yeridir. Yani genel 140 arası gittim. Bastığım zamanlar oldu, işte 170-180'li hızlarda gittiğim zamanlar oldu. O yüzden hiç yakıt hesabı yapma şeyine girmedim. Bu arada yakıtlarınızı alacağınız istasyonları iyi belirleyin. Ben Shell'den yakıt alıyorum. Motora her zaman, ne zaman olursa olsun Shell'den yakıt kullanıyorum. Kullanmaya özen gösteriyorum değil. Hani hiç farklı bir yerden almadım yani bu motoru aldığım boyunca, hani bir senedir. Uzun yolda işte Shell'leri kovalıyorum. Karşı şerit dolu gidiyorum. Kavşaktan dönüyorum. Alıyorum, devam ediyorum. Çünkü ileride önüme çıkmaz diye. Siz de eğer ki hani bir istasyonun yakıtını kullanıyorsanız, yakıt istasyonları nerede, internetten önceden bakabilirsiniz. Çünkü ben geri dönüşte böyle Polatlı'ya kendimi, Polatlı ışıklarına zor attım. Polatlı ışıklarında tam Shell var ya, iki tane karşılıklı Shell. Orada bitti abi. Yakıt bitti. Tam ışıkta durdum, yakıt bitti. Karşıya elimle geçirdim böyle motoru. Ya olayım şu, ben Shell'den başka yakıt kullanmıyorum motosiklette. Bu ömrüm boyunca böyle oldu. Hatta şeydir mesela, aldığım yakıt fişlerini falan saklarım ben. Niyeyse bilmiyorum yani, öyle bir de şeyim var. Hani satarken kolaylık olacağını düşünüyorum. Çünkü tek noktadan yakıt almanız bir aracı satarken size artı puan kazandırır. Ki ben CBR 250'mi satarken de sadece Shell'den yakıt kullandım, tek pompa. Şehir içinde. Mesela Samsun'da da tek pompa, şehir içinde yakıt aldığım yer bellidir. Shell'dir. Sadece tek Shell'den alırım. Bu mevki olarak da Shell. Yani Samsun'da olanlar bilir.
Bu arada şunu da söyleyeyim, hani Shell'in reklamı falan değil. Ben yakıtını sevdiğimden yani. Full Save 95 kullanıyorum. Sizler de bilmiyorum hani ne kullanıyorsunuz. Çünkü çoğu motorcu Shell kullanır abi. Yani bunun olayı budur. Çoğu motorcu Shell kullanır. Ben de Shell'in yakıtını sevdiğimden kullanıyorum. Çok Shell dedim biliyorum ama çok saçma oldu. Bilmiyorum burayı keser miyim? Ya da Shell görür yakıta sponsor olur. Çok iyi olur. Shell'i etiketleyin. Neyse. Bitti abi tam Polatlı'da yakıtım. Hemen gittim aldım doldurdum. 13.5-14 liraya yakın bir yakıt aldı. 84 liraya fulledim ya öyle söyleyeyim. 6.33'tü yakıt. Yakıt çok pahalı bu arada, onu da söylemek istiyorum. Yani efsane pahalı. 7 liraya gitmiş ya benzin, 7 liraya gitmiş ya. 6.5 lira benzin. Bendeki de akıl motorla gidiyorum bir de basa bas. Neyse durumlar böyledir. Yani genel olarak kayıtta mıyız? Hemen bakıyorum. Evet. Genel olarak güzel geçti. Antalya'da neler yaptım? Valla Antalya'ya gittim. Antalya'da yağmur yağdı. Yani denize gidecektim normalde. En son geleceğim günün bir gün evveli pazar günü işte kuzenlerle, kardeşlerimle filan çıktık dışarıya. Saat 10 gibi filan bir denize gittik. 1-2 saat yüzdük geri geldik. Çünkü öğleden sonra 2-3 gibi gene yağmurlu gösteriyordu hava. Ya benim şansıma bu Ramazan yağmurlu oldu. Video çektim mi diyenler çok oldu. Abi işte Antalya vlogu gelecek mi, video gelecek mi? Herhangi bir video çekmedim arkadaşlar. Onun da sebebini söyleyeyim ben sizlere hemen. Şimdi durum şu. Ben oraya gerçekten gezmeye gittim. Ne elime telefon aldım, hani ne böyle hikaye attım. Hiçbir şey yapmadım. Ben ailemi görmeye, bayramlaşmaya ve gerçekten güzel vakit geçirmeye, keyif almak için gittim. Ya tamam elime telefon aldım, hani neler olduğuna falan baktım sonuçta. Instagram'da dolandım. Gene rutin olarak o genel Instagram kontrollerimiz, sosyal medya kontrollerimiz, YouTube kontrollerimizi yaptık ama işte paylaşım, çok az paylaşım yaptım. Çünkü gerçekten dinlenmeye gittim ben oraya. Herhangi bir video çekmek istemedim. O yüzden bu seferin videosu yok. Hani Antalya'da da video çekmedim yani, onu söyleyeyim. Ama bir dahaki sefer uzun yola gittiğimde bu tecrübelerimle tabii ki de sizlere giderken, gelirken, gittiğim yerlerde video yapmayı istiyorum. Çünkü ilk uzun yol tecrübem. Her ne kadar tırla, ne kadar fazla bu yolculuğu yapmış olsam da, yani Antalya-Samsun yolunu artık bir mahalle öteye gidiyormuş gibi çıkıp gitsem de tırla, motorla ilk tecrübem olduğu için o yüzden direkt yola konsantre olmayı tercih ettim. Umarım sizler de anlayışla karşılarsınız. Sizlere böyle hani genel üstünden fazla böyle detaya girmeden kabaca sizlere neler yaptığımı anlatmak istedim bu videoda. Ekstra olarak söylemek istediğim bir şey var mı? Vardır, illaki vardır. Düşünüyorum öyleyse varım. Düşündüm varım. Şurada yıkacaktım ama döneceğim, diğer tarafta yıkacağım motoru ya. Bu arada motor berbat bir halde. Şimdi durduğum zaman sizlere göstereyim. Aa evet bak, berbat dedim. Abi sinekler. Ya gerçekten sinekler. Böyle bir şey olamaz. Gerçekten böyle bir şey olamaz. 5-6 defa durup, bakın en önemli şeylerden birini de söylüyorum size. Kulak tıkacından belki de daha önemli. Abi yanınıza kesinlikle ıslak mendil alın. Ben onu akıl ettim. Yanıma çıkmana çantaya ıslak mendil koydum. İnanın o ıslak mendil, şöyle ıslak mendili bitirdim. 5-6 defa üstümü sildim. Motorun işte far bölümlerini, kaskın ön camı. Efsane sinek oluyorsunuz. Yani böyle bir şey yok. Anlatılmaz, yaşanır. Sineklere gerçekten dikkat edin. Hani camım açık gitmeye çalışmayın. Efsane bir şekilde sinek oldum. Direktman geldi Antalya'ya geldiğim zaman zaten montu falan her şeyi yıkadım. Aynı şekilde Samsun'a geldiğimde de abi kaskın içini söktüm. Kaskın iç tarafını dahil. Dışını zaten direkt böyle hani banyoda sıcak suyla güzelce yıkadım ama montumu, işte eldivenlerimi, buff'ımı boynuma sardım, buff'ım. Sonrasında kaskın içini komple çamaşır makinesine düşük devirde, düşük sıcaklıkta abi yıkadım. Bakın bunları yapmadan evvel de deri montunuz varsa sofra bezine sarın abi, tamam mı? Onu da bana annem söyledi, sağ olsun, buradan annemi de öpüyorum. Ona da buradan selam olsun. annem söyledi, sofra bezine sarıp öyle yıkamış. Sen de dedi öyle yap. Sofra bezine sarıyorsunuz, makine deri montu hiçbir şekilde kesmiyor. Yani o kazan herhangi bir zarar vermiyor. Ben bütün hepsini sofra bezine sardım.
güzelce fazla sıkı bağlamıyorsunuz, onu da tembihledi. İçine deterjan girsin yani. Tertemiz, cillop gibi çıkardım, astım, kaskı taktım içine. Kaskın içi mis gibi şu an kokuyor. bu şekilde diyeyim. Yani bu şekilde temizlik olayını da çözdüm. Yolda temizlik olayı dediğim gibi ıslak mendil, başka yol yok. Ya da tuvalete gideceksiniz. Birkaç sefer tuvalette suyla yıkadım abi. Hani kaskın ön camını filan. Sizler bunlara dikkat edin. Ben bir dahaki seferde, bu da dediğim gibi kendime bir not. Bir dahaki seferde de bunlara dikkat ederek yola çıkacağım. Bilmiyorum Kurban Bayramı'nda motorla filan gider miyim? Yani yoruculuğunu söyleyeyim sizlere. Hani giderim, aslında giderim. Çünkü gün uzun. Bu sefer gün biraz kısaydı. Böyle haldır huldur gittim, haldır huldur geldim. Hiçbir yeri gezemeden ve şey yapamadan. Yani fazla böyle hani dinlenerek gidemedim yani. Şöyle söyleyeyim, her 200 kilometrede bir, 150-200 kilometrede bir 10 dakika 15 dakika dinlenerek gittim. Ha, giderken bak onu söyleyeyim, Hüseyin abime uğradım ya. Bak onu atlamak istemiyorum. Dinlenme deyince onun yanına 1-2 saat kadar uğradım, dinlendim. Hüseyin abiye buradan çok teşekkür ediyorum gerçekten. Beni çok güzel ağırladı. Oruçtuk. Yola çıkarken bu arada oruçtum. Bir şey yiyip içemedik ama bir dahaki sefere inşallah Allah nasip ederse Hüseyin abinin yanına uğradığımda bir çayını çorbasını içeceğim. Ona da buradan selam olsun. Bakalım ekstra, onu dedik, dinlenme dedik. Yoruculuk abi, yoruyor. Şimdi yormuyor desem yalan olur. Beliniz ağrıyor, malum yeriniz, totonuz düzleşiyor. Orayı biraz böyle, hani o düzlüğü gitmesi biraz zaman alıyor. İşin şakası. Yoruyor, gerçekten yoruyor. Hele de sırtınızda çanta taşıyorsanız biraz daha fazla yoruyor. Birkaç ne ya? Biraz daha fazla yoruyor. Ama zevkli. Yani her ne kadar yorursanız da keyifli abi. Sonuçta motorla o virajlar vesaire ya, o ya benim hani 20-30'da çıktığım yerleri böyle o virajlara yata yata hani 120-130-20 ek var ya, efsane, gerçekten keyif aldım. Motorun bayağı güzel viraj yaptım ama lastikleri sıfırlayamadık çünkü malum uzun yol, her yer bariyer, risk almaya gerek yok. Bir pist gibi bir alan olduğu zaman bu lastik sıfırlama olayını deneyeceğim ama bayağı güzel viraj yaptım. Şimdi sizlere durduğum zaman lastikleri de gösteririm. Ya düz yolda efsane sıkılıyorsunuz ama viraj yok. Mesela Köroğlubeli abi, o Köroğlubeli'nin inişini hani gerçekten ayrı bir video yapmak isterim. Birinin beni gerçekten dışarıdan çekmesini çok isterdim yani, o Köroğlubeli inişine çıkışı olsun. Virajları çok tatlı çünkü motorla. Bayağı yata yata döndüm. Ben eğlendim. Yani bu gezi benim için gerçekten eğlenceli oldu. Bir daha olsa bir daha yaparım. Kurbana düşünüyorum söylediğim gibi. İnşallah hani nasip olursa Kurban Bayramı daha uzun bir süre. Kurban Bayramı'nda daha geniş kapsamlı bir gezi düşünebilirim. Daha böyle profesyonelce. Evet, geldik. Şurada yıkayalım şimdi motorumuzu. Sizlere motoru termek isterken. Abi geri çıksana, buradan böyle dönmene gerek yok ki. Arızalıdır. Tarzikli su. Tarzik su 2 TL, köpük 1 TL mi? Bu ne ya? Bunun 1 liralık su 2 lira nasıl olur? İlginç. Neyse, biraz soğusun, ben size motorun kirini göstereyim bu arada. Evet, gördüğünüz gibi işte dişliler, lastikler. Bakın şunlar. Sağ tarafın biraz çizgisi şu kadar yani, bir parmak, hatta şöyle yapsam 1,5 parmaklık bir alan kalmış. Aynı şekilde şuraya kadar sıfırlamışız, şurası kalmış. Belki bir pistemizde gidersek lastiklerimizi virajda sıfırlarız. Bayağı battık, bayağı kirlendik. Şöyle göstereyim size. Şimdi motoru yıkayacağım ve Allah, çok sıcak. Motoru yıkayacağım, bu videoyu da burada kapatacağım. Hadi bakalım.
motoru yıkadık, tertemiz oldu. Bütün kirini pasını akıttık. Arkadaşlar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Bu arada suyun 2 lira olmasını kınıyorum. Gerçekten. Neyi var da 2 lira yapıyorsunuz? 1 liraya yıkıyorduk, ne güzel. Süresi de kısalmış gibi hissettim. Her neyse arkadaşlar, izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Verdiğiniz desteklerden dolayı. Her ne kullanıyorsanız kullanın, her ne sürüyorsanız sürün. Sürdüğünüz bir MT-07 bile olsa siz hayallerinize sürmeye devam edin. Allah'a emanetsiniz. Hoşça kalın.